Teknosafa'dan herkese merhaba. Bugün konuğumuz Huawei Sound akıllı hoparlör. Türkiye'de Ocak ayı sonuna doğru satışa çıktı. Şu anda cihazın 2500 liralık bir fiyat etiketi var ve bazı işte tanıtıma özel kampanyalarla geliyor. Biz de oldukça heyecanlıydık ürünle ilgili. Cihaz aslında Apple ekosistemindeki HomePod'un karşısına yerleşmiş bir ürün. Onunla rekabet etmek üzere piyasaya sürülmüş. Biz biraz böyle özelliklerine baktık. İlk izlenimlerimizi paylaşmak istiyoruz sizle. Merak ediyorsanız lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Ürün kutusundan şarj kablosu, adaptör ve kullanım kılavuzuyla çıkıyor. Adaptörün büyüklüğü beni birazcık şaşırttı açıkçası. Huawei çünkü küçük ve portatif adaptörleriyle ünlü bir marka aslında. MateBook'larda falan böyle sadece bir Type-C kablosu ve küçücük bir adaptör kullanıyorduk. Dolayısıyla birazcık şaşırdığım bir durum. Oldukça da heybetli bir kutusu var. Böyle geldiğinde evet, premium bir cihaz deneyeceğiz hissiyatını ben yaşadım açıkçası. Ağır da bir ürün. Hani böyle çok portatif ve çok hafif olduğunu söyleyemem. Ama zaten yerleşik kullanım için üretilmiş bir ürün. Dahili bir bataryası yok. Sadece kabloyla güç kaynağına bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu ağırlığı da beni böyle seyahatlerde falan kullanacağınız bir şey olmadığı için çok fazla rahatsız etmedi. Ürünü kutudan çıkan kablosu ve adaptörüyle güç kaynağına bağlamanız gerekiyor. Söylediğimiz gibi çalıştırabilmek için. Kablonun uzunluğu bana oldukça yeterli geldi. Hani böyle ev içerisinde çok kısa gelecektir gibi bir durum olacağını ben düşünmüyorum kişisel olarak. Zaten yakınındaki bağlı cihazlarda da muhtemelen priz kullanmanız gerekecektir. O açıdan problem çıkarmıyor. Tasarım çizgisini de ben oldukça beğendim açıkçası. Böyle evinizde herhangi bir yere koyduğunuzda gözünüzü rahatsız edecek, kaba duracak bir tasarım kesinlikle yok. Oldukça şık ve sofistike duruyor. Sadece biraz şu etrafında çok fazla dokunduğunuzda parmak izi belli ediyor. Ama daha çok üstteki panelle muhatap oluyorsunuz. O yüzden de hani böyle çok da taşıdığınız bir şey olmadığı için de problem çıkarmayacaktır kesinlikle. Ürünle birkaç farklı şekilde bağlantı kurabiliyorsunuz aslında. UPnP bağlantısı kullanabiliyorsunuz. Üzerinde 3.5 mm'lik bir jack girişi var. Oradan da kablolu olarak bağlantı kurabiliyorsunuz. Telefonunuza ya da bilgisayarınıza falan Bluetooth bağlantısı üzerinden bağlayabilme şansınız var. Ayrıca Huawei Share üzerinden Huawei cihazlarla da rahatlıkla bağlanabiliyor. Üzerinde bir Huawei Share simgesi var. O simgeye cihazınızı yaklaştırdığınız zaman rahatlıkla yakın alan iletişimiyle bağlantı kurabiliyorsunuz. 2.4 GHz ve 5 GHz bandını destekliyor. Her ikisini de destekliyor olması tabii ki de daha kararlı bir bağlantı sunabileceği anlamına geliyor. Cahit abinin modem videosunda da bunların hepsini konuşmuştuk. Şuraya bırakırız. Evimizdeki birçok bağlı cihaz 2.4 GHz bandını kullanıyor. Bir ürünün bunun yanında 5 GHz bandını da desteklemesi o bantta daha az sayıda ürün olduğu için daha kararlı ve sorunsuz bir bağlantı kurabileceğiniz anlamına geliyor. Bizim ofisimiz 3 katlı. En üst kattan bağlandık. Sinan o gün 3 kat aşağı indi. Hatta kapının dışına çıktı ve hiçbir şekilde bağlantıda bir kesilme ya da kararsızlık dahi olmadı. Dolayısıyla böyle cihazınıza bağlayıp cihazınızda evin içinde gezerken hiçbir şekilde o problemi düşünmeyeceğiniz anlamına geliyor bu. Bu da oldukça önemli bir avantaj sağlıyor. Açtığınız zaman üzerinde hemen bir panel beliriyor. O panel üzerinde dokunmatik olarak bütün işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Çok da temel komut alanları var zaten. Dolayısıyla böyle kafanızın karışacağı bir durum kesinlikle söz konusu değil. Sesi açıp kısabiliyorsunuz o panel üzerinden. Sessize alabiliyorsunuz tamamen dinlediğiniz içeriği ya da cihazda var olan mikrofonları. Bununla birlikte eşleşme moduna da geçebiliyorsunuz. Eşleşme moduna geçtiğinizde tamamen etrafındaki disk yanıp sönmeye başlıyor. O da eşleşme moduna geçtiğinizi anlamanızı sağlıyor. O dakikadan sonra Bluetooth bağlantısını da rahatlıkla kurabiliyorsunuz. Birazcık da cihazın teknik özelliklerinden bahsedelim. 4 hoparlörlü dövyeli akustik tasarımını kullanıyor. Dövyeli olması neden önemli? Cihaz tamamen test mühendisliği, dövyeli ile işbirliği içerisinde üretiliyor. Huawei zaten biliyorsunuz ki böyle alanında uzman şirketlerle çalışmayı seviyor. Mate 40 serisinde de, daha doğrusu bütün Mate serisinde de Leica işbirliğini görüyoruz mesela kamera teknolojisinde. Bunda da benzer bir işbirliği söz konusu. Dövyeli zaten hoparlör üreten bir Fransız ses teknolojisi şirketi. Bu da tabii ki de cihazın ses kalitesiyle ilgili bize çok fazla fikir veriyor. İçerisinde 40 watt ses çıkışı yapan bir woofer mevcut. 40 watt ses çıkışı da oldukça önemli bir sayı. Bunu şuradan anlayabiliriz mesela. Bugün günümüzde 4K akıllı televizyonların birçoğu bile
böyle 20 watt seviyesinde ses çıkışı yapıyor. Dolayısıyla bu da oldukça sesleri, basları iyi bir şekilde duyabileceğiniz anlamına geliyor. Dövyelerin teknolojilerinden de yararlanıyoruz tabii ki, ses teknolojilerinden. Mesela SEM teknolojisini destekliyor. SEM teknolojisi de şunu garanti ediyor: bu cihazı aldığınız zaman dinlediğiniz içerikleri orijinal kayda en yakın şekilde duyabilmenizi sağlıyoruz biz diyor. Bu da tabii ki oldukça iyi bir dinleme deneyimi yaşayabilmenizi mümkün kılıyor. Push push ses efekti diye bir şey de mevcut. Bu da 90 desibele kadar yüksek ses çıkışında bile sesteki bozulmaların ve yırtılmaların elimine olmasını sağlıyor. Dolayısıyla çok daha kararlı sesler duyabiliyorsunuz. Cihazda Huawei Space özelliği de var. 360 derece çevreleyici bir ses deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Bu şu açıdan önemli: bulunduğunuz odada bir içeriği dinlerken odanın her noktasından sesi eşit bir şekilde duyabilmenizi sağlıyor. Bu da tabii ki de sesin konumunu koruduğu için çok daha gerçekçi bir dinleme deneyimi ve ses deneyimi yaşayabilmenizi mümkün kılıyor. Şu anda da pandemi dönemindeyiz. Böyle konserlere gidemiyoruz, işte sinemaya gidemiyoruz. Tabii ki böyle içerik izlerken ya da konser kayıtlarını dinlerken çok daha gerçekçi bir deneyim yaşayabileceğiniz anlamına geliyordur bu. Dolayısıyla o tip içeriklere böyle yatkınlığınız varsa sizin için oldukça iyi bir yatırım olabilir. Marka cihazla oldukça derin baslar ve parlak tizler duyabilme iddiasını veriyor kullanıcılara. Biz gerçekten ofiste böyle içerikleri dinlerken etkilendik. Basları falan çok iyi bir şekilde duyabiliyorsunuz. Aynı şekilde bunu uygulama içerisinden de birazdan anlatacağım, özelleştirebiliyorsunuz. Basları uygulama içerisinden kişiselleştirebiliyorsunuz ve manuel olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında tizler de oldukça iyi bir şekilde çıkıyor. Sesin netliği falan da çok iyi. Böyle yüksek seslerde müzik dinlemeyi seviyorsanız ses level'ını da son derece iyi bir seviyede arttırabiliyorsunuz. O açıdan mesela böyle yüksek seslerde içerikler dinliyorsanız ya da müzik dinliyorsanız falan sizi tabii ki de çok fazla tatmin edecektir. Evinizde de oldukça az yer kaplıyor. Sadece bu gördüğünüz cihaz dışında hiçbir alana ihtiyacınız olmuyor aslında temel olarak. Eskiden biliyorsunuz ki bir sürü böyle evimizin farklı noktalarına çevreleyici bir ses deneyimi yaşayabilmek için ses çubukları yerleştiriyorduk. Tabii ki onlar çok daha fazla yer kaplıyordu. Taşınabilmesi falan da çok daha zor oluyordu. Oldukça kompakt olması da beni oldukça tatmin etti açıkçası. Cihazda ayrıca Hi-Res Audio sertifikası olduğunun da altını çizelim. Yani yüksek çözünürlüklü ses içeriklerini oldukça rahat bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Bu 24 bit ve 96 kHz'e kadar içerikleri, sesleri dinleyebileceğiniz anlamına geliyor. 96 kHz maksimum frekans da oldukça iyi bir frekans aralığı veriyor aslında. Şu anda mesela birçok kulak içi kulaklık böyle 48 kHz'e kadar sesleri destekliyor. Dolayısıyla ses frekansının açılması da tabii ki sesteki bütün ayrıntıları çok daha rahat bir şekilde duyabileceğiniz anlamına geliyor. Ürünü mobil uygulama üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz, ayarlamalar yapabiliyorsunuz ve kişiselleştirebiliyorsunuz sesleri. Huawei AI Life uygulamasını kullanmanız gerekiyor bunun için. Ama Huawei cihazların pek çoğunda olduğu gibi bunda da Huawei telefonlarla uyumluluk biraz daha arttı. Biz mesela Android ve iOS ekosisteminde indirdiğimiz Huawei AI Life içerisinde bu cihazı bulamadık şu anda. Hiçbir şekilde bağlayamadık yani. Ama bir Huawei cihaza bağladığımızda rahatlıkla görebildi cihazı. Dolayısıyla mutlaka ki ileride böyle yazılım güncelleştirmeleriyle birlikte cihazda uygulama içerisine eklenecektir Google Play Store'da ve App Store'da. Ama şu anda göremiyor olmamız da tabii ki de 2500 liralık bir cihazla ilgili bende birazcık küçük bir hayal kırıklığı yarattı. Uygulama içerisinde neler yapabiliyorum derseniz, biz Huawei içerisine bir şekilde sound'u kurduktan sonra uygulamayı da inceleme fırsatı bulabildik. Uygulamada yazılım güncelleştirmeleri yapabiliyorsunuz. Az önce de bahsettiğim gibi basları manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Uygulama içerisinde 3 farklı ses efekti ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben onun oldukça işlevsel olduğunu düşünüyorum. Farklı tipte içerikler dinleyen kullanıcılar için. Bir hi-fi ses efekti var. Onda daha böyle işte konser kayıtlarını dinlemek isteyenler için daha iyi bir ses deneyimi sunuyor. Vokal ses efekti var. O da böyle hani şarkıcının sesinin çok daha ön plana çıkmasını istediğiniz içeriklerde size daha iyi bir dinleme deneyimi vaat ediyor. Bir de soundstage ses efekti var mesela. Dövyeleriyle geliştirilmiş bir ses efekti o da. O durumda biraz daha böyle çevreleyici bir ses deneyimi yaşanıyor. O ses deneyimini biraz daha üst seviyeye çıkarıyor cihaz. Bu da tabii ki de böyle özellikle film izlerken, işte içerik izlerken çok daha etkili olacaktır. O anlamda böyle içerikleri de, sesleri de kişiselleştirebiliyor olmanız açısından bence oldukça tatlı. Tabii ki diyeceksiniz ki bu bir akıllı hoparlör. Ben buna sadece müzik mi dinleyebileceğim, içerik mi izleyebileceğim? Asistana seslenemeyecek miyim? Tabii ki biz de bunu düşündük. Maalesef ki aslında içerisinde çok iyi bir mikrofon sistemi var. Sesinizi algılayabiliyor ve akıllı asistana iletebiliyor. Huawei asistanı kullanıyor. Ama biz şu anda Türkiye'de ve dünyanın büyük bir çoğunluğunda bundan yararlanamıyoruz. Huawei asistan çünkü sadece Çince anlıyor. Dolayısıyla aslında asistan desteği de şu anda hiçbir işe yaramıyor. Bu cihazı 2500 lira verip aldıktan sonra sadece
hoparlör olarak kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bu bence önemli bir dezavantaj yaratıyor. Ben böyle biraz daha akıllı asistan desteği falan da olsun isterdim. Ama Huawei daha yeni yeni biraz daha böyle farklı pazarlarda kendini geliştirmeye başladı. Dolayısıyla farklı pazarlarda da önce İngilizce olmak üzere böyle dil destekleri de gelecektir. O zaman tabii ki çok daha işlevsel olacaktır. Ama şimdilik 2500 lira verdiğiniz bir cihazda böyle bir dezavantaj olması tabii ki canınızı sıkabilir. Sonuç olarak üründe baslar çok iyi bir şekilde duyuluyor. Yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyorsanız sizin için çok önemli bir avantaj olabilir. Seslerin seviyesi çok güzel bir şekilde ses seviyesi arttırılabiliyor. Sesin netliği ve temizliğinin oldukça iyi olduğunu ben deneyimledim kişisel olarak. Böyle oldukça da kompakt bir ürün. Hani evin farklı yerlerine bir sürü ses çubukları koymak istemiyorum ben, evime öyle şeyler döşemek istemiyorum derseniz güzel bir alternatif olacaktır bence. Son dönemlerde pandemi sebebiyle konserlere de gidemiyoruz, sinemaya da gidemiyoruz biliyorsunuz ki. Evinizde böyle biraz daha konsere yakın bir, orijinal sese yakın bir ortam yaratmak istiyorsanız ya da işte sinema efekti yaratan bir dinleme deneyimi yaşamak istiyorsanız onun için de güzel bir alternatif olacaktır. Az önce de söylediğim gibi bence tek dezavantajı akıllı asistanı şu anda Türkiye'de kullanamıyor olmamız. Ama onun dışında ciddi bir falsosu olduğunu düşünmüyorum ben. İleride de belki biraz fiyatında düşüş olabilir. Siz de değerlendirmek isteyebilirsiniz. Bugün Huawei Sound akıllı hoparlörü inceledik. Umarız hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, Teknosafari YouTube kanalına abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve aşağıdaki yorumlar kutucuğunda bizimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonrakine görüşürüz. Hoşçakalın.